Akdeniz'deki büyük değişim olarak adlandırdığımız bu tropikalleşme süreci temel olarak Süveyş Kanalı'nın 1800'lerin sonunda açılmasıyla birlikte başlamıştır. Akdeniz'deki değişimde yani makroskobik canlılardan bahsedersek balıklar, deniz kestaneleri, deniz tavşanları, çok sayıda omurgalı, omurgasız tür Akdeniz'de yerleşiyor. Günden güne de bu yerleşme tür sayısı açısından da artıyor. Tabii bunun dışında da mikroskobik canlılar da var. Planktonlar, zoo ve fitoplankton dediğimiz gözle görülemeyen deniz canlıları da bu göçün üyeleri. Akdeniz'i genel olarak baktığımızda aslında 3 bölgeye ayırabiliriz. Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz ve Batı Akdeniz diye. Ülkemizin kıyıları Doğu Akdeniz'de de bulunuyor. Lesepsiyen göç ya da tropikalleşme süreci, Akdeniz'deki tropikalleşme süreci aslında en yoğun olarak görüldüğü yer Doğu Akdeniz. Orta Akdeniz kısmen bu değişimden etkilenirken Batı Akdeniz hala kendine has özelliklerini korumaktadır. Tabi projeksiyon olarak baktığımızda Doğu Akdeniz'deki bu tropikalleşme, yeni türlerin gelmesi gün gün devam edecektir. Tabii ki Doğu Akdeniz'de yerleşen türlerin de biz Orta Akdeniz'de yerleşen türlerinde Batı Akdeniz'e doğru yayılımlarını sürdüreceğini tahmin ediyoruz. En öncelikli olarak tropikalleşme sürecini tamamlayabilecek Akdeniz'in kısmı Doğu Akdeniz'dir. Ve Doğu Akdeniz'deki değişimin etkileri de her geçen gün Orta ve Batı Akdeniz'de görülmeye devam edecektir. Tropikalleşme olarak adlandırdığımız bu süreci çeşitli avantajları da var. Akdeniz'e yeni türlerin gelmesi, tür çeşitliliğinin artması, biyoçeşitliliğinin artması zaten yoğun bir balıkçılık sömürüsü altındaki Akdeniz birçok açıdan belli bazı özelliklerini kaybediyor. Bu lesepsiyen göç ya da tropik göçle bu boşalan, besin zincirinde boşalan ya da tahrip olan şeylerine, parçalarına yeni türler geliyor ve buralarda varlığını, popülasyon kurarak varlığını devam ettiriyor. Bu anlamıyla değerlendirdiğimizde aslında tropikalleşme sürecini biz kötü olarak değerlendiremeyiz. Bu gelen türler Akdenizleşiyor. Akdeniz'in yerli türleri haline geliyor. Ve bu süreci aslında doğal bir süreç olarak da kabullenmek gerekir. Eski türler yani Akdeniz'deki yerli türler aslında ortadan kalkmıyor.
onlarla birlikte, yeni gelen türlerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Akdeniz'in tropikalleşmesi ya da tropikleşmesi insan hayatı içerisinde karşılaşabileceğimiz tek bir karakter değişimi. Yani normalde Akdeniz bir denizin karakter değiştirmesi milyonlarca yıl içerisinde olan bir süreç olarak kabul edebiliriz. Öyle baktığımızda antropojenik bir faaliyet ile ya da işte bir kanal açılmasıyla bu değişim başlatılmış ama hani 100 yıllık, 200 yıllık bir süreç içerisinde Akdeniz'in bu hale gelmesi, böyle bir dönüşüm olması, yani insan gözüyle de bunu görebiliyor olmamız dünyada tabii ki ilk kez karşılaşılan bir durum. Görünüyor, bak burada çok güzel bir resim alanı. Burada kayalık suyun üzerinde hem mercanlar var, kırmızı mercanlar yerleşmiş, hem diğer deniz canlılar var, kabuklar, bivalyalar var. Mesela şu Diadema setosu, işte bu uzun dikenli deniz kestanesi, tropikalleşme yani biseksiyen tür diyelim, oradan gelen bir tür. Tabi burada mesela gördüğün gibi doğal yapı tahrip olmamış. Bak burada yine böyle çok güzel bir deniz tabanı var.